Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenankara ile TYT IT Geometry Kampı'nın 22 ve 23. haftasının 7. videosundayız. Doğru analitiğinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne anlatacağız? İki doğrunun kesim noktasından bahsedeceğiz size. Böyle bir sayfayı işleyeceğiz ama orada ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Çok fazla da uzatmayacağım açıkçası. Birkaç farklı yol göstereceğim çünkü. O yüzden burası da önemli. Evet, kitabımızda sayfa numarası 215 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde iki doğrunun kesim noktasından bahsederken iki doğrunun kesim noktası tek bir nokta değil midir? Evet. Yani iki doğrunun ortak noktasıdır. Bak, ortak noktası. Ortak noktası dediğimiz nedir? Ortak nokta işte. Ortak noktayı nasıl bulacağız? Her ikisini de sağlayan nokta ortak çözümle bulunur arkadaşım. Ortak çözümle. Bak biraz matematiği böyle ele alalım. Biz böyle ne yapıyoruz? Böyle ortak çözüm yapıyoruz ya. Ortak çözümle biz ne yapmış oluyoruz aslında? Matematikte iki doğru kestiği zaman, ortak çözüm yaptığı zaman aslında kesim noktasını bulmuş oluyoruz. Ya da bir önceki videoda da bahsetmiştim. İki doğrunun çözüm kümesinin olmaması demek, iki doğrunun paralel olması demek. Ya da iki doğrunun sonsuz tane çözüm kümesi olması demek ne demek? İki doğrunun çakışık olması demek anlamına geliyor. Biz bunları zamanla ne yaptık? Böyle yorumsuz bir şekilde ezberledik. İşte kesim noktası bir tane, ortak çözümü bulalım. İşte ortak çözüm yoktur. Ya da sonsuz tane ortak çözüm vardır. İşte onun mantığı buradan geliyor. Doğrulardan geliyor. Anlaştık. Evet, doğrulardan geliyor. O zaman biz buradaki ortak noktayı da nasıl bulacakmışız? Ortak çözüm yaparak bulacakmışız. O kısmı matematikten biliyorsunuz zaten, ortak çözümün nasıl bulunduğunu. Nasıl buluyorsun? Ya böyle yerine yazarak buluyorsun ya da yok etme metodunu kullanıyorsun. Yerine yazma bazen kolay oluyor, bazen de yok etme metodu kolay oluyor. Onu sorularına göre şekillendireceksin. Biraz sana bağlı burası. Ama nerede, nasıl, ne kullanacağımızı da ben sana şurada söyleyeceğim. Sorularda da söyleyeceğim. Evet, hemen sorusuna bakalım. Bu doğruların kesim noktasını bulunuz diye soruluyor. Arkadaş, bir doğrumuz 2x eksi 3y artı 1 eşit 0 doğrusu. Bir doğrumuz da x artı 2y eksi 3 eşittir 0 doğrusu. Şimdi bunun kesim noktası bulunurken öncelikle ya x'i yok edeceğiz ya da y'yi yok edeceğiz. İstediğin şekilde yap. Mesela burada eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam x'ler yok oluyor. Daha kolayıma denk geldi. O zaman eksi 2 ile çarptım, taraf tarafa topladım. Yazayım mı bir daha? Hadi yazayım. 2x eksi 3y artı 1 eşit 0 doğrusu. Öbürünü eksi 2 ile çarptım. Kafadan da yapabilirdin ama eksi 4y artı 6 eşit 0 yaptı. Taraf tarafa topladığım zaman şunlar götürdü. Eksi 7y artı 7 eşit 0'dan 7y neye eşit oldu? 7'ye eşit oldu. O zaman y'yi kaç bulduk? 1 bulduk. Y'yi 1 bulduk. Şimdi ne yapacağız? Y yerine 1 yazacağız. Herhangi bir denklemde, üstteki denklemde 2x eksi 3 çarpı y. Y yerine 1 yazıyorum. Artı 1 eşit 0 olduğundan dolayı. Burası kaç yaptı? Eksi 2 yaptı. 2x eşittir. Artı 2'den x'i de 1 buluruz. Doğruların kesim noktası isteniyor. Y'yi 1 bulduk. X'i 1 bulduk. Yani bizden x virgül y noktası isteniyor. Arkadaş, x 1 ya, y de 1 ya. 1 virgül 1 mi çıkar cevap? Evet. İşte iki doğrunun kesim noktası 1,1 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi bu doğru ile bu doğru, bak, y eşittir eksi 2x doğrusu 3x artı y eksi 1 eşit 0 ile 4x artı ky eksi 10 eşit 0 doğruların kesim noktasından geçtiğine göre. Bazen bak 3 tane birden doğru verilmiş. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizmelisiniz. Bak, diyor ki bu doğru şu iki doğrunun kesim noktasından geçiyormuş. Bir tane doğrumuz bu. Mesela şu doğrunun adını yazayım. 3x artı y eksi 1 eşit 0 doğrusu. Öbür doğrumuz da şu. Öbür doğrumuz da bu. 4x artı ky eksi 10 eşit 0 doğrusu. Ya hocam, bu iki doğrunun kesim noktasını bulmak biraz zor değil mi? Çünkü burada k'lı bir değer var ki bulamazsın da, bulsan da k'lı bir şekilde bulursun. Sıkıntı yaşarsın. Soruyu tam anlamıyla şekil üzerinde gösterelim. Hocam, y eşittir eksi 2x doğrusu bunların kesim noktasından geçiyormuş. O zaman bunların kesim noktasından geçen doğruyu da şöyle bir gösterelim arkadaşım. Hop, şöyle mi? Evet, y eşittir eksi 2x doğrusu. Bak çizdik. Dikkat. Şu ikisinin kesim noktasını bulup, şurayı bulup. Hocam, bu noktada bu doğrunun üstünde diyebiliriz ama uzun olur. Bak dikkat et. 3 tane doğru bir noktadan geçiyor. O zaman ben şunu diyebilirim. Hocam, bu doğru kolay bir doğru. Bu doğru da kolay bir doğru. Bu iki doğrunun kesim noktası da şurası da bu doğrudan geçmiyor mu? Evet. Yani hem bunda hem bunda işlem yapıp buradaki kesim noktasını bulmak daha kolay değil mi? Evet. Yani burada bu iki doğruyu, kesim noktasını bulacağım. Bulmaya çalışacağım. Hocam, yok etme metodunu mu kullanayım? Bak, burada yerine yazma daha kolay. Y eşittir eksi 2x demiş. Direkt gel burada yerine yaz. Ortak çözümü yapıyorum. 3x artı y. Y yerine eksi 2x yazıyorum. Eksi 1 eşit 0 yaptı. O zaman burası ne yaptı? X yaptı. X eksi 1 eşit 0'dan x'i kaç bulduk? 1 bulduk. Bu denklemde yerine yazalım ya da en kolay denklemde yerine yazalım. Y eşittir eksi 2x ya. Eksi 2 çarpı x yerine de 1 yazdım.
Y de ne geldi? Eksi 2 geldi. Yani noktamız x 1 yaptı. Y de eksi 2 yaptı. Evet. X 1 y de eksi 2 yaptı arkadaşlar. X virgül y noktası ya burası, kesim noktası. E hocam 1'e eksi 2 noktası aynı zamanda bu doğrunun üstünde bir doğru, bir nokta daha doğrusu bir doğrunun üstünde ise denklemi sağlamak zorunda. X yerine 1, y yerine eksi 2 yazdığımız zaman 4 çarpı 1 4 yaptı. Eksi 2k yaptı. Eksi 2 ile k'nın çarpımı eksi 10 eşit 0 olduğundan buradan eksi 6 eşittir 2k yapar ve k'yı da böylelikle kaç buluruz? Eksi 3 olarak buluruz. Evet, cevap eksi 3 çıktı arkadaşlar. Öyle klasik böyle soruda sorulduğu gibi ezbere işlemler yapmamak lazım. Şekil A'da gördüğünüz üzere. Evet, geldik örnek 43'e. Bu soruda kesişen iki doğru verilmiş ve arasında kalan böyle buradaki alan isteniliyor bizden. Bu tür soruları iki farklı yoldan yapabilirsin. 1. Geometriyi kullanarak, 2. Analitiği kullanarak yapabilirsin. İlk etapta ben sana geometri kullanarak yapmayı öğreteceğim. Peki ne yapacağız hocam? Şimdi bu üçgenin alanı isteniyorsa taban belli mi? Belli. 5. Tabana ait yüksekliği bulacağım. Hop, şu yüksekliği bulursam olay bitti mi? Bitti. Şimdi bu yüksekliği bulmanın da farklı yolları var tabii ki. Ne dersin? Hocam kelebek benzerliğinden yapabiliriz. Ama burada bir oran var mı? Maalesef yok. İşte burası 1, burası A. Şuraya H diyecek olursak aslında H bölü 2 A bölü 1 deyip H bölü 2 eşittir A bölü 1 deyip H'ı da 2 A olarak bulabiliriz. H 2 A ise sonra temel orantı yapabilirsin. 2 A'nın 4'ü oranı şu bölü tamamı diyebiliriz. Hatta bu dediğimiz olayda tamam 5'e 5 eksi A kaldı deyip temel orantıdan yola gidebiliriz. Birincisi bu. Kelebeği kullanarak yapabilirsin. İkincisi, hocam tamam buraya A dedik ya da biz H'ı bulmaya çalışacağız şimdi. Ne yapabiliriz? Hocam 90'lar var ya, alfa beta'ya dalabiliriz. Dal alfa beta'ya. Alfa beta ters açıdan beta. Beta 90'sa burası alfa oldu. Hocam bu iki üçgenle benzerlik yapıp şu kenarlar arasındaki ilişkiyi kurabiliriz. Hatta burada güzel bir şey var. Alfadan beta'ya geç 1'e 2. Alfadan beta'ya geç 1'e 2. Yani burası A ise bak buraya 2A diyebiliriz. Kelebekteki gibi bak burada da 2'ye 1 şeklinde bulduk. Sonra işlemin devamını getirebilirim. Ya da bazen çok sıkıntı yaşayabiliyoruz. Tanjant alfaya bak. Tanjant alfa hocam 2 bölü 1. E burada da 2 bölü 1 olacak. Pardon, tanjant alfa 1 bölü 2. Burada da tanjant alfa 1 bölü 2. A ise 2A diyebiliriz. Yani burada şu yükseklikle şu kenar arasındaki ilişkiyi çok farklı şekillerde sana öğrettim. Kelebekle bulabilirsin. Alfa beta benzerliğinden bulabilirsin. Ya da tanjant alfadan bulabilirsin. Neyse, bulduk mu bulduk. H'ı 2A bulduk. E sonrasında buraya ne kaldı? 5 eksi A kaldı. E benim burada H'ı bulmam lazım. Yani A'yı bulmam lazım. Temel orantıyı kullanacağız. Hocam burada 2A'nın 4'ü oranı neye eşittir? Şu 5 eksi A'nın tamamının oranı. 5 eksi A'nın tamamının oranı. Tamamı da 6 değil mi? Evet, 6'ya oranı eşittir 2A'nın 4'ü oranı deyip buradan A'yı buluyorsun. A'yı da bulduktan sonra 5 çarpı 2A bölü 2. 5 çarpı 2A bölü 2'den sonuca ulaşıyorsun. Birinci yol bu. Geometri şeklinde yapabilirsin. Geometri bilgilerini kullanarak yapabilirsin. İkinci yol da şu. Arkadaş, bu doğru ve bu doğru. Bak dikkat et. Doğruların kesim noktası burası değil mi? Evet. Yani hocam ben burada niye doğruların kesim noktasını bulacağım? Çünkü ben buradaki x virgül y diyecek olursam x virgül y'deki şurası y'yi gösteriyor. Burası da x'i gösteriyor ya bana. Hocam x virgül y'deki x burasıyken bana yükseklik lazım. Şu yükseklik de x'e eşit değil mi? Evet. İki doğrunun kesim noktasındaki x'i bulursam yüksekliği bulurum. Taban da belli zaten. Taban da belli olduğundan dolayı x'i de bulduktan sonra taban çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşırım. O zaman bu iki doğrunun kesim noktasını bulmam lazım. Nasıl bulacağım bunu? Ortak çözüm yaparak. Yani doğruların denklemi lazım bana. Öncelikli olarak bu doğrunun denklemini yazabilir miyim? Eksenleri kestiği yerler belli. X bölü 2 artı y bölü 1 eşittir 1'den. 2 ile genişlettim. X artı 2y bölü 2 eşittir 1'den. X artı 2y eşittir 2 mi oldu? Evet. Peki bu doğrunun denklemini yazabilir miyiz? Evet. X bölü eksi 4 artı y bölü 6 eşittir 1'den. O zaman burada ne yapalım? Şunu 12 ile birleşiyor. Eksi 3 ile mi çarpalım? Ya da 3 ile çarpalım. Bunu 3 ile çarptık. Eksi 12 oldu taban. Bunu da 2 ile çarptık. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 12 yapacağız. Buradan 3x eksi 2y bölü eksi 12 eşittir 1'den. Eşittir eksi 12 mi yaptı? Evet. Evet, iki tane denklem geldi karşımıza. Hadi ortak çözüm yapalım. Yani x artı 2y eşittir 2 var. Bir de 3x eksi 2y eşittir eksi 12 var. Burada hemen böyle hocam y'yi yok edelim demeyelim. Bana ne lazımsa onu yok etmek lazım. Yani burada x virgül y'deki x lazım bana. O zaman y'yi yok etmek lazım. O zaman taraf tarafa toplarsam direkt y'ler gidiyor. 4x eşittir eksi 10'dan. X'i de buradan eksi 10 bölü 4x eşittir eksi 10'dan. X'i de buradan ne buluruz? Eksi 10 bölü 4 olarak buluruz. Yani eksi 5 bölü 2 çıktı. Arkadaş x eksi 5 bölü 2 çıktıysa
Şuradaki uzunluk x dedim ama yanlış dedim. Buradaki uzunluk mutlak değer x negatif olduğundan dolayı. Yani bu mutlak değer x dediğimiz neye eşit oldu? 5 bölü 2'ye eşit oldu. Evet, burayı 5 bölü 2 olarak bulduk. Şimdi alan isteniliyor bizden. Alanda en basit kısmı tabanımız 5. Yüksekliğimiz 5 bölü 2. 5 çarpı 5 bölü 2 bölü 2. Yani cevap kaç yapar? 25 bölü 4 yapar. Bak, her iki yolda sana uygun. İstediğin şekilde yap. Bu sorular böyle matematikte de karşınıza çıkabilir. Genelde grafik soruları matematikte de çıkabiliyor. Geometri kısmında da karşımıza çıkabilir. Ama bence iki yolu da öğrendin. Her iki yolda da sonuca rahat bir şekilde ulaşabileceğine inanıyorum. Geometri bilgin sağlamsa, çok sağlamsa, çok iyiyim hocam diyorsan, ki zaten iyi. Ben olsam geometriden yaparım. İşte benzerlik, tanjant alfa ya da alfabete benzerliği, temel orantı falan filan oradan yaparım. Ki benim daha kolayıma geliyor. Burada bazen yok etme metodunda sayılar çok gıcık çıkabiliyor. O yüzden çok buradaki tekniği sevmiyorum ama sen burada analitiği de tekrar etmek istiyorsan, istersen deneme sınavlarında ya da kitaplarda böyle sorularla karşılaştığın zaman analitikle yap istersen derim sana. Tamam. Evet, örnek 43 böylelikle 25 bölü 4 çıktı ve geldik bir sonraki soruya. Oo. Evet, ne demiş? Kesme noktasından ve orijinden iki tane doğru vermiş. Kesme noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemini bulunuz demiş. Bak, A şıkkı. Şimdi gençler, A şıkkını bulacağız. A şıkkını nasıl bulacağız? İki doğrunun kesim noktası. Hocam, ben bu iki doğruya kesim noktası, yani 3x artı 4y artı 5 eşit 0 doğrusuyla 8x artı 9y eksi 10 eşittir 0 doğrusunu ortak çözüm yaparım. Hocam, x'i mi yok edeyim, y'yi mi yok edeyim? Ya x'i de yok etmek zahmetli, y'yi de yok etmek mi zahmetli? Hani x'i yok edeyim derken bunu eksi 8 ile çarpacağım, bunu da 3 ile çarpacaksın. Eksi 24x artı 24x yapıyor. Y'yi bulabilirsin. Ama y'de gıcık bir sayı çıkacak sanki böyle, değil mi? Evet, böyle sanki gıcık bir sayı çıkacak. Y'yi de yok etmeye çalışsam bunu eksi 9 ile ya da artı 9 ile fark etmez. Bunu da 4 ile çarpman lazım. İşaretlerin farklı olması lazım. İşte böyle gıcık sayılarla karşılaştığın zaman soruyu iyi bir şekilde oku. Şimdi biz normalde ne yaparız? Bu cümleyi okuduğumuzda kesişme noktasından geçen dediği zaman ilk önce kesişme noktasını buluruz. Ve orijinden geçen, bir de 0 0'dan geçen doğru denklemi. Sonra iki noktası belli, doğru denklemini yazarız. Ki ilk kısmı bulmak zaten bayağı bir zahmetli. Sonrasında da bu iki noktadan geçen doğru denklemini yazmak da zahmetli olacak. O yüzden hiç bunu düşünmeyeyim. Ben şimdi burada mantıklı düşüneyim. Mantığımı kullanayım. Bak, iki doğrunun kesim noktasından geçen. Bak şimdi. İki doğrunun kesim noktasından geçen diye duyduğun zaman aklına ne gelecek? Hocam, buradan ortak çözüm gelecek aklına. Tamam. Peki orijinden geçen cümlesinden ne gelecek aklına? Y eşittir mx artı c'deki ortak çözümdeki şeyde y eşittir mx artı c'deki c olmayacak. A, iki cümleyi birleştir. Sen ortak çözüm yapacaksın. Y eşittir mx şeklinde bir doğru bulacaksın sonrasında da. O zaman iki cümleyi birleştiriyorum ben şimdi. O zaman sen burada öyle bir ortak çözüm yap ki c'ler nanay olsun. C'li bir şey kalmasın. O zaman burada c'leri yoğunlaşıyorum. Vay. 5 var, eksi 10 var. Yukarıyı ben 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam 6x artı 8x yapıyor burası. 14x yaptı. Sonra 8y artı 9y 8y artı 9y artı 17y yaptı. Sonra 10 eksi 10 da 0 yaptı. Birbirini götürdü. Yani eşittir 0. Yani ne yaptım? Bu cümlede ortak çözüm yapacağım. Y eşittir mx artı c'deki c olmayacak. Öyle bir ortak çözüm yapacağım ki c'ler nanay olsun dedim. Ve direkt karşıma denklem çıktı. Bitti gitti. İşte bu. Ya şu ikisinin kesim noktasından geçen ve orijinden geçen doğru denklemini ben bu şekilde bulmuş olurum. Bak ne kadar da kolay çıktı. Ya ÖSYM sorsa çok tatlı olmaz mı? Çünkü ÖSYM şu soruları çok seviyor. Öyle bir soru soruyor ki ya uzun yoldan yapan yapsın, bayağı bir zaman kaybetsin. Ama böyle mantığını düşünerek hamle yapan arkadaşlar da bu işi hızlı bir şekilde yapıp sonraki soruları çok güzel bir şekilde yetiştirsin. Mantığında sorularını da soruyorlar. Ama matematikte ama geometride. Bazen matematikte bazen geometride bu şekilde hamleleri oluyor. Unutma bunu. Peki B şıkkına bakalım şimdi. B şıkkına diyor ki kesme noktasından geçen elimizde ne var? 3x artı 4y artı 5 eşit 0 doğrusu var. Bir de ne var? 8x artı 9y eksi 10 eşit 0 diyor. Bu sefer bu kesme noktasından geçen, yani sen ortak çözüm yap burada. Sonra x eksenine paralel olan. Dur. X eksenine paralel olan nedir? Hocam şöyle bir doğru. Y eşittir k şeklinde bir doğru değil midir? Evet.
O zaman biz öyle bir ortak çözüm yapalım ki y eşittir k şeklinde bir doğru olsun. Yani denklemde x olmasın. Yani biz burada x'leri yok edeceğiz o zaman. Yok edelim o zaman x'leri. Hocam x'leri yok etmek için bunu 8 ile çarpıp bunu da eksi 3 ile çarpsam. 24 katsayılar çapraz çarptı farkındaysan. O zaman kafadan yapalım. 3 kere 8 24. 3 kere 8 eksi 24 yaptı. X'ler nanay oldu. Hocam 4 kere 8 32'ye. 32'ye eksi 27'ye yapıyor. Bak yukarıda 32'ye var. Burada da çarptığım zaman eksi 27 var. 27'ye var. 32'den 27 çıkınca 5y kaldı. Sonra 40 var burada. Bir de artı 30 var. 40 artı 30 da kaç yapıyor? 70 yapıyor. Eşi 0'dan. O zaman 5y eşittir eksi 70'den. Y eşittir ne geldi? Hocam eksi 14 doğrusu mu geldi? Evet doğrumuz da işte bu şekilde olmak zorunda. Yalnız burada genelde böyle işte orijinden geçen bir doğru y eşittir şeklinde yazıyorlar ya. Ya 14x artı 17y eşit 0 şeklinde yazarlar ya da bunu şu şekilde de verebilirler. Düzenleyip de 17y eşittir eksi 14x olabilir. Y de buradan eksi 14 bölü 17x şeklinde de şıklarda olabilir. Bak gördün mü? Evet y eşittir eksi 14 bölü 17x şeklinde bulduk. Bir de y eşittir eksi 14 şeklinde bir doğru bulmuş olduk. İşte şurayı çalıştırmak ne kadar önemli gördün mü? Yani bir cümle olduğu zaman yani kalabalık işlem fark ettiğin zaman bir düşün. Ya bu kesişme noktası ne? Ortak çözüm. Orijinden geçen ne? Y eşittir mx artı c'deki c olmayacak. Öyle bir ortak çözüm yapayım ki c'ler nanay olsun. Ya da B şıkkı. Kesişme noktasından geçen ne? Ortak çözüm. X eksenine paralel olan ne? Y eşittir k şeklinde bir doğru olacak. Yani x'li bir denklem olmayacak. O zaman x'ini birleştirip öyle bir ortak çözüm yapayım ki x'ler nanay olsun. Ve sonrasında olay bitsin. İşte mükemmel bir soruydu arkadaşlar. A ve B şıkkında bu şekilde bulmuş olduk. Ve böylelikle bu videoyu da bitirmiş bulunuyoruz. O zaman sonraki videoda ne bu? 8. video olacak. Wow. Noktanın doğruya olan uzaklığı ve doğrunun paralel iki doğru arasındaki uzaklık videosunda. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.